Orhan T'nin sunduğu Danışıyorum devam ediyor. Sevgili seyirciler, sizlerden gelen mailleri mümkün olduğunca ana başlıklarla toplayıp cevaplamaya çalışacağız. Fakat öncelikle bir annenin de bize bir sorusu vardı. VTR'miz onu izleyelim, hem de sorularımızla ilgili bakalım o soruya göre, velimizin isteğine göre nasıl bir cevap alacağız. Benim sorum benim kızımla ilgili. 15 yaşında, şu anda Real Şule'ye gidiyor. Fakat onun bu sene gimnazyuma gitme hakkı vardı. Fakat biz bunu kullanamadık. Çünkü kızımı okuldan işte gimnazyum okuluna bir günlük misafir olarak gönderdiler. Orada işte öğretmenlerle görüşme yapmışlar. Ve kızıma onun şu anda birden Real Şule'den gimnazyuma çıkmasının belki iyi olmayacağını, notlarının kötüleşebileceğini söylemişler. Bu da tabii kızımın motivasyonunu kırdı. Ondan sonra içine bir korku girdi. Belki ben gimnazyumu başaramam anne dedi. Ben en iyisi gene Real Şule'ye devam edeyim. Tabii bu bizi üzdü. Benim sormak istediğim, bu durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Yani bu kızımın hakkı mıydı? Belki üzerinde durmak gerekiyor muydu? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Nurşen Hanım, velimiz kararsız kalmış. Evet. Yani çocuğuna ortaokul tavsiyesi vermişler. Fakat o demiş ki illa liseye gitsin. Evet. Deneme için bir hafta okula gidiyor. Evet. Gittikten sonra da fakat motivasyonu bozuluyor. Ben başaramayacağım anne deyip. Acaba biz ne yapsaydık? Evet. Aynı buna benzer Vural Özel Bey'in maili var. Evet. Kızımın tavsiye kararında haksızlığa uğradı. Evet. Havup Şule'ye temel okula gitmek zorunda kaldı. Fakat biz kızımızın potansiyelini bildiğimizden motive ettik. Kendi iradesi bizim de desteğimizle ve kızımız güzel bir karneyle Real Şule 6. sınıfa geçiş yaptı. Yani evet. Havup'tan bakın Real Şule'ye geçmiş. Güzel, uyum, başarı içinde gidiyor. Sürekli nasihat, örnek, teknik açıdan yardım etme, bilgilendirme. Çocuğun başarı giden yolun önünü açıyor. Kimsenin geçmesi mümkün değil. Fakat velimize, şimdi Vural Bey'in dediği şey de şu, tabii haksızlığa uğramışlar. Evet. Havup Şule'ye yazdırmışlar. Evet. Veli de diyor ki, biz de gimnazyuma gitmesini istiyorduk, Real'e gitti. Yani böyle bir durum karşısında ne yapsaydık? Sizce ikilemde kaldıkları zaman, gerçi ilk bölümde cevapladık ama evet, bir kez daha cevaplayalım. Şimdi şöyle, burada olumlu bir örnek görüyoruz Vural Bey'de. Bizimkinin aslında pratik bir örneği dediklerimizin. Aile ümidini kesmiyor, tavsiyeyi de haksızla uğramasına rağmen destekliyor. Çocuğu olduğu yerden yükseliyor. Bu güzel bir olay. Hanımefendinin dediği biraz daha farklı. Bir hafta bir deneme. Bence bir hafta çok kısa bir süre. Bir okul dilimini, yani bir okulu tanımak için bir okul sistemini. Bir hafta bence olumlu bir şey de bir pedagojik açıdan bakıldığında. Çocuğu hayal kırıklığına örnekteki gibi uğratır. Ve çocuk bu okulda yani isteksizlik oluşturur ve yerinde kalmak ister. Yani buna da başarmışlar zaten görüldüğü gibi. Bence kızımız anladığım kadarıyla Real Şule dediğimiz ortaokulu okuyor şu anda. O okulunu okuduktan sonra bence onu normal bitirsin o okulunu. Ümidini kırmasın. O okulu 10. sınıfı bitirdikten sonra tekrar bence lise tavsiye ederim. Yani gimnazyum. Vural Bey'in de dediği gibi bak, hem çocuk motive olacak, evet, hem de biz destekleyeceğiz. Evet. Kimse önüne geçemez, geçemez diyor. Evet, geçemez. Çocuğun bence bu kızımıza da onun gibi olanlar da tavsiyem. Real Şule dediğimiz hani ortaokulu bitirsin. Bitirdikten sonra tekrar bir yükselme imkanı var. Notları gerçekten iyi olursa tekrar lise dediğimiz gimnazyumu okuyabilir. Diyelim ki gimnazyuma gitmedi. Evet. Mesela Hessen eyaletinde, evet, ki Avrupa'nın diğer ülkelerinde, evet, de şöyle bir şey var. Ortaokuldan sonra çocukcağız, evet, isterse notlarının biraz iyi olma durumu. Bir yıl bir şirkette praktikum, evet, staj yaparsa, evet, mesleki uygulamalı yüksekokul için, evet, ilk adımı sağlıyor. Evet. Liseye gitmeden de direkt başlayabiliyor. Evet. Peki. Bir gene Arif Yılmaz Bey'in mailini herkese itibar ederek Günay Bey size soru yönlendiriliyor. Birincisi, bazı eyaletlerde tam gün okul, yani Ganztag Grundschule, bu Almanya'da yeni başladı. Avrupa'da da artık tam gün okul. Ebeveyn olarak seçme hakkımız var. Yarım gün mü gönderelim, tam gün? Çünkü tam gün okulda okul derslerine yardım da söz konusu. Biz çelişki içinde olan aileler var. Sizin teklifiniz ne? İkinci sorumuzda karma okullar var. Önce karma okullar hem temel hem ortaokul. Şimdi ortaokulla temel okul bir arada da çocuk orada gidince bakıyor, ben ortaokulların yanında. Ortaokula
devam edeyim ama bazıları da bir bakıyorsunuz temel okula gidiyor. Yani seviyesini düşürme durumu var karma okul içici olunca. İkisi hakkında da görüşleriniz. Öncelikle tam gün okula mı çocuğumuzu gönderelim yoksa yarım gün mü? Arif Bey'in dediği tam gün ilkokulu kapsıyor. İlkokul. Anladığım kadarıyla. Ganztag Grundschule. Evet. Şimdi Ganztag Grundschule'ler pizzadan sonra ortaya atılıyor. Bu Almanya'daki pizza eğitim araştırmasından tabii, sonra. Eskiden de tek tük vardı ama genellikle trend o yöne doğru kaydı. Şimdi bütün okullar aşağı yukarı Ganztag Grundschule sistemine geçmek üzereler. Veya ileride hepsi geçmiş olacak bir bakıma. Burada düşünce şu, yani okullar başarısız. Çocuk yeterince okulda kalmadığından dolayı biraz daha fazla süreyi artırmak lazım. Bir, bu temel düşünce doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu herkes kendisine göre bir karar vermek zorunda. Yani benim şahsi fikrimi sorarsanız, düşüncem şudur. Çocukları aile çalışmıyorsa, zaten sistem gereği de maksat nedir? Ekonomiye endeksli bir sistem geliştirilmiş. Veli, anne, baba çalışır, rahat çalışsınlar, işe gitsinler. Çocuk emin ellerdedir. Nerededir? Okuldadır. Ne zamana kadar? Sabah alırsınız, akşam dönüşüne kadar okulda çocuk istihdam edilir. Bu temel problem. Ama okulun başarısını bu artırır mı? Çocuk ne kadar çok okulda kalırsa, çocuğun başarısı artar mı derseniz ben buna tam olarak katılmıyorum. Ha, üst seviyelerde, bizim okulda Ganztag Schule, üst seviyelerde bu olur. Ama evet. Grundschule'de bu olmak zorunda mı? Anne çalışmıyor evde ise çocuk mutlaka ailesiyle yeterince vakit geçirmesini sağlaması lazım. Yani çocuğun gelişiminde o yaştaki küçük çocuklar aile içinde bulunması gereken bu ortamı, bu süreyi hiç de hafife almamak lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla şartlara göre bakmak lazım. Bir de Ganztag Schule her okulun ayrı uygulaması olacak. Yani bu okul türünden ziyade göndermek istediğim yakında veya uzaktaki okul bizatihi konseptiyle benim çocuğuma uygun veya değil. Buna karar vermek lazım. Genel manada iyidir veya kötüdür dememek lazım. Peki şeye ne diyeceksiniz? Karma okula gittikleri zaman Almanya'daki sistemde Gesamtschule, Hauptschule, Realschule bir arada. Evet. Bir bakıyorsunuz çocuk seviyesi yükselecekken bir bak Hauptschule'lerle beraber olabiliyor. Buna ne diyeceksiniz? Bazı eyaletlerde Gesamtschule'ler var. Muhtemelen işte Nordrhein-Westfalen bunlardan bir tanesi. Gesamtschule'nin iyi yönü de var, kötü yönü de var. Nedir? İşte 4. sınıfta diğer okullarda olduğu gibi ayrım esas okul, ortaokul, lise türünde yapılmıyor. Çünkü çocukların yaş itibariyle henüz daha çocukluk çağını atlatmadığından dolayı erken bir seleksiyon seçim yapıldığından dolayı Gesamtschule'lerin avantajı var. Yani 6-7 sınıfta, 5. 6. sınıfta çocuğu bir arada ayrıma gitmeden aynı okulda kalmaları avantaj. Gesamtschule'de de şöyle bir problem olabiliyor. Gesamtschule'ye gittiğiniz zaman bütün şeyleri yapma imkanınız var. Diplomalar yapma imkanınız var. Giderken öğrenci kendini kaptırıp kolay derslere yönelebilir. Dolayısıyla alması gereken bazı zorunlu veya zor seçme dersleri almazsa Arif Bey'in sorduğu gibi Hauptschule kısmında kalabilir. Yani, ama yine de velinin ve okulun takviyesi veli önemli. Veli bunu takip etmesi takip lazım. Takip etmesi lazım. Normalde Nişan Hanım'ın cevaplayacağı bir soru da vardı ama genel anlamda kızı liseye gidip hep kötü haftada 2-3 defa imtihan oluyorlar. Evet. Ve notları düşük alıyor. Evet. Ne yapacağız diye bir kelimeyle ne dersiniz? Evet. Şimdi gimnazyum dediğimiz süremiz lise sistemi. Kısacası o sistemde olan bir şey. Çocuğumuz her zaman o sınavlara hazırlıklı olmak zorunda. Çünkü o sistemin kendisinin getirdiği... Bu yadırgamayacak. Yadırgamamalar lazım. Peki. Bir şey yapamayız. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, bu hafta eğitim konusunu ele aldık. Haftaya haklarımız konusunda bir başka programda buluşmak umuduyla. Hoşçakalın efendim. Danışıyorum'u sundu. Mevlana Çay, erişilmez kalite.